zaman deniz balığını tercih etmek daha önemli değil mi? Kültür balığından ziyade. Şimdi kültür balıkları eğer insan sağlığına zararlı yiyecekler yemiyorlarsa kültür balıkçılığında insan sağlığına zararlı katkı maddeleri yoksa verilen yemlerde kültür balığı deniz balığından daha güvenilir bence. Niye? Şaması çıktı geri biliyorsunuz. Ne yediğini biliyorsunuz. Hangi saatte havuzdan çıkardığını biliyorsunuz. Ama dediğim gibi kültür balığı üreten yerlerdeki yemlere bakmak lazım. Bu yemlerde insan sağlığına zararlı madde var mı yok mu? Bakıyorsunuz bunun için de çok böyle özel itinayla aramaya gerek yok. Bakın Avrupa ülkelerinden kimler alıyor Türkiye'den balıkları? Hangi çiftlikler alıyor? Zaten onlar kontrolleri yapıyorlar. Avrupa'ya çok ihracat var Türkiye'de. Zaten bu çiftliklerden giden balıklarda sıkıntı olsa Avrupa ülkeleri almaz bunları. O nedenle güvenilir çiftliklerde, kontrollü çiftliklerde balıkları güvenilir bir şekilde alıp tüketebilirsiniz. Lezzet açısından farkı var mı? Var, elbette var ama onu da En çok merak edilen belki de. herkes fark edemez. Çok hassas damak olması lazım. Yıllardan beri deniz zevri, deniz çıplasını yiyen insanın damağı artık ona alışmıştır. Öyle birisi ancak ayırt edebilir. Yoksa ayırt etmek çok zor çünkü çiftlik balıkları daha yağlı. Belli bir alanda bulundukları için lezzetli diğer balıklardan bazen daha fazla lezzetli olabilir. Zaten yağ dokusundan ve kas yapısından anlamak mümkün, değil mi? Evet, yağ dokusundan anlarsınız. Kafaların yapısını anlarsınız. Çiftlik balığı hep yem alırken yukarıya doğru kafayı uzattığı için yukarıya doğru bir eğim vardır. Kuyrukları çok fazla yüzmediği için deniz balığı gibi daha böyle tombiştir. Görünüşünden anlarsınız. Ayırt etmek çok zor değil aslında. Birazcık egzersiz yapmak lazım. Peki.